Konya'nın en güzel yerindeyiz. Aziziye Camii ile Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin türbesinin tam ortasında muhteşem bir yer. Piri Mehmet Paşa. Doğum tarihi net olarak belli değil. Fakat hakkında bildiğimiz şey Aksaray'ın, bugün vilayet olan Aksaray ilinin Zinciriye Medresesi'nde müderrislik yapan Ahmet Çelebi'nin, Muhammed bin Ahmet Çelebi'nin oğludur. Medrese kökenlidir. Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık genelde Seyfiye sınıfından, Yeniçerilikten veya Devşirmelikten gelen insanların oturduğu yerdir. Fakat Yavuz Sultan Selim dönemi ve Kanuni'nin ilk devirlerinde bu gelenek, yani Seyfiye sınıfından, yani kılıç ehlinden, yani askeri sınıftan gelip sadrazamlık olmak geleneği Fatih Sultan Mehmet Han tarafından bitirilmeye yakın olduğu için Yavuz ve Kanuni zamanında çok da fazla kullanılmamış. Bu yüzden medrese alimliği yapmış, Galata kadılığı yapmış, İslam medreselerinde hocalık yapmış güzel bir adamdır. Cemalettin Hoca'dan ders alan bir medrese müderrisi olan Piri Mehmet Paşa, Yavuz Sultan Selim Han döneminde devlet kademelerinde üst düzey bürokratlığa başladı. Kadılığı bıraktı, vezirliğe geçti ve 1518 tarihinde Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatından 2 sene önce sadrazamlığa geçti. Bu noktada Yavuz Sultan Selim Han'ın son sadrazamı, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın ilk sadrazamı olan Piri Mehmet Paşa'nın hayatı hakkında, devlete verdiği hizmetler hakkında konuşmaya devam edelim mi? Ama nerede? Caminin içinde. O güzellikleri görelim, öyle konuşalım. Buyurun lütfen. Tarihinde tahta çıkan Yavuz Sultan Selim Han 8 sene sonra 1520 yılında o günkü tıbbın şirpençe diye isimlendirdiği, bugün cilt kanseri adı verilen bir hastalıkla vefat etti. Padişah Yavuz Sultan Selim vefat etti fakat sadrazam 2 yıldır Piri Mehmet Paşa'ydı. İşte Piri Mehmet Paşa 60'larını geçmiş, 70'lerine merdiven dayamışken, yani bir piri fani olmuşken, yani bir tecrübe yumağı olmuşken 26 yaşında genç bir padişah tahta çıktı. Takvimler 1520'yi gösterdiğinde 26 yaşındaki bu genç sultana ya Muhteşem Süleyman dediler ya Kanuni Sultan Süleyman dediler. Hızlı bir adamdı, kanı deli akıyordu, hayalleri vardı. Avrupa'nın tamamına sahip olmak istiyor, Vatikan'a girmek istiyor, Afrika'yı, Rusya'yı, Asya'yı kendisine bağlamak istiyordu. Delikanlı bir adamdı. Fakat 70'lerine merdiven dayamış ve hayatının 50 yılını devlet mekanizmasında sarf etmiş bir insanın artık onun kadar, sultan kadar enerjisi yoktu. Bu noktada Yavuz Sultan Selim zamanında atik olan, gençliğini harcayan Piri Mehmet Paşa 1520'den sonra Sultan Süleyman Han'la takışmaya, çatışmaya, Divan-ı Humayun toplantılarında Sultan Süleyman'ı yaşına ve baba dostu olmasına güvenerek cevap vermeye, söz dolaşına girmeye başladı. Bunun üzerine 1523 yılında sadrazamlığının 5. yılında Sultan Süleyman Han onu sadrazamlıktan azletti. Yerine kuşçu başılık ve has oda başılık görevlerini yapan, şehzadeliği zamanından beridir dostu olan ya Pargalı İbrahim, ya Makbul İbrahim, ya Maktul İbrahim, ya Serdar-ı Ekrem Frank İbrahim olarak bilinen
İbrahim Paşa'yı, yani Pargalı İbrahim Paşa'yı sadrazamlık makamına getirdi. Bu ayrılış Piri Mehmet Paşa'nın gönlünde bir hüzün, bir mahzuniyet, bir kırılganlık bıraktı mı bilinmez. Fakat ömrünü, hayatını camilere, medreselere, imarethanelere, hamamlara, çeşmelere, sıbyan mekteplerine, tabhanelere, imarethanelere, darü şifalara, bimarhanelere, darü ziyafelere, kervansaraylara, zaviyelere, hanlara, tekkelere, dergahlara bağışlayan Piri Mehmet Paşa cebinde ne var ne yok her şeyi veriyor, devleti ve milleti için çalışıyordu. Türkiye'nin her yerinde, Edirne'den tutun Mardin'e kadar Piri Mehmet Paşa'nın yaptırdığı eserler vardır. Kah karşımıza köprü çıkar, kah bir kervansaray, bazen bir çeşme, bazen bir mektep medrese. İşte burada da, Konya'da da bir külliye vardır. Sakın demeyin bir cami var. Hayır, cami yok. Caminin tam karşısında bugün Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek Baharatçılar Çarşısı olarak kullanılan zaviyesi var. Sıbyan Mektebi varmış, yıkılmış. Medrese varmış, yıkılmış. Piri Mehmet Paşa'dan bize kalan yalnızca bir cami olmuş. Yılına ait olan külliyenin tek parçası olarak ayakta kalan bu cami Piri Mehmet Paşa Camisi tek kubbe üzerine oturtulmuş klasik Osmanlı eseridir. Mimarı kimdir bilinmiyor. 3 tane açık pencereden aydınlatma kubbesi olarak kullanılmış. 4 tane kör pencere vardır. 3 açık pencere, 4 kör pencerenin üzerine bir kubbe oturtulmuş. Mihrap orijinaldir, minber orijinaldir. Fakat sonraki zamanlarda boyandığı için rastgele bir şekilde bir inşaat ustası tarafından boyandığı için özelliğini ve orijinalliğini kaybetmiştir. Yolunuz düştüğünde kesinlikle uğramanız gereken yer Aziziye Camii ile Mevlana Hazretleri'nin mekanının ortasında kalan Piri Mehmet Paşa Camii'dir. Konya sizi bekliyor.